Nasıl ya? Dilek, sen babamın arsasını sattın. Ya ben bu bahçedeki çiçekleri bile minnoş tohum kendi ellerinle diktim diyecektin kesin. Yani ben ezberledim çünkü. Artık konuya gelsen, toparlasak, hızlıca üstünden geçsek. Avukat da yapacak bir şey yok dede. Ben zengin bir kadın olsam böyle olmazdı ki. Ah Dilek ya. Kaldım mı şimdi sokaklarda? Bir dakika ya, bir dakika. Kim bırakıyormuş seni sokaklarda? Beni dinlemediniz ya. Bahçavuş'un eşeğiyim çünkü ben. Başından beri söylüyorum, sıkayım şu adamın topuğuna iki tane. Şimdiye kadar çoktan tırsmıştı. Çoktan tırsmıştı. Ya öyle tırsmakla olmuyor işte. Ne oluyor? E ona bakarsan bu adamı dövdüler, hala bana kötü davranmaya devam ettin. Ya kızım, sen niye kendini bu kadar üzüyorsun? İstediğin kadar kalabilirsin bizde. Eksik olma Cihan ya. Nasıl da belli sanatçı bir kişilik olduğun. İnce ruhlusun sen. Ruhuna sağlık. Dilek, bak benim bankada biraz param var. Yani hepsine yetmez. Ama üzerine kredi çekeriz, tamamlarız. Gerekirse Engin'in elinden alırız o evi. Hayatta almam. O paranın gideceği yer var abla. Doğmamış çocuğun rızkını bana mı vereceksin? Dilek, Dilek bak benim çocuğum olmayacak. Ben bunu kabul ettim. Sen de kabul et artık. Tamam mı? Yani ben bu parayı senin için, Merve'm için harcamayacaksam benim ne işime yarar ki? Ya şimdi ne evet diyebiliyorum, ne hayır diyebiliyorum. Ya bence Mine'ye bir teşekkür, bir de bir öpücük yeter herhalde. Çok sağ ol. Bebeğim. Çok teşekkür ederim. Sabah erkenden kalkıp banka ekledim, olur mu? Uzadıkça içinin içine sığmaz senin. Çok sağ ol. Yani iyi ki varsız, ben nasıl şanslı bir kadınım ya. Nasıl şanslı. Benim bir lavaboya gitmem lazım. Aynı hareketleri var biraz ama. Yok ya. Hani var da. Şanslıyım ben. Abi o neydi ya? Jet gibi fırladın. Ama bak sevindim. Sonunda dileğe açıldım bak. İyi oldu. Abi. Ne fırlaması? Ne jet gibi kalkması? Ne diyorsun? Bari sen söyleme ya. Ya ben kimseye anlatamıyorum derdimi. Lavaboya gittim abi. Ne yapayım? Gözlerim inanmıyor. İyi tamam. Lavaboya gittim diyorum. Devamını da anlatayım mı? Tamam. Nasıl istersen. Anlat. Karınla konuştun mu? Geliyor musun bu akşam? Of! Sen gelmiyorsan ben geliyorum vallahi. Ne oluyor Cihan ya geldiğimizden beri? Dıt 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 dıt. Bir şey yok hayatım ya. Bizim şey... Ortak konuşma var grupla da. Şeyi ayarlamaya çalışıyorlar biz. Programı ayarlamaya çalışıyoruz. Sizi bırakayım kız kıza. Anneni de söylersin belki. Neyini söyleyecek misin anneni? Hayırdır? Ne oldu Can? Esra'yla bir sıkıntı mı var? Yok, ne sıkıntı olacak ki? Gayet iyiyiz ya. Ya öyle düşük gördüm de seni. Abicim sen doktor musun, ajan mısın? Gözünden hiçbir şey kaçmıyor. İlişki uzmanı. Ya üç cadı içeride oturuyorlar. Dır 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 dır. Dedim kaldım baş başıma ben. Ben geleyim dedim yani. Ne yapıyorsunuz? Takılıyoruz. Cihan! Ben dümdüz söyleyeyim. Ben annemle ilgili çok önemli şeyler buldum. Sevinsene biraz. Ay ne güzel işte, annen yaşıyormuş. Cidden Esra ya. Emin ol öbür türlüsü daha kötüydü. Orası öyle. Ama yani şimdi de bir farkı yok ki. Ya ölü gibi resmen. Bulamıyorum kadın. Tabii ki bulacaksın. Ama önce bir sakinleş. Yaşadıklarını bir sindir. Hah. Ha bak iyi dedi. Hem bak babana da çok yüklenme. Günah adama da. Hiç onun adını ağzına alma. Ömür hayatı boyunca bana bir kere babalık yapmadı. Bundan sonra da yapmasın. O öldü benim için. Öldü. Tamam. Öyle diyorsan öyledir. Bakma öyle. Uuu donduk ya. Ay. Sıcak bir şeyler yok mu ya? Çay var içersen. Ben var. Ben kahveciyim. Ben de çay koyayım. Kahveyle beraber. Tamam.
tamam dur kalkmayın ben açarım. Ama hiç de kalkmadınız zaten. Ay selam Dilek. Senin ne işin var burada be? Sus sus. Başıma neler geldi. Merhaba. Merhaba. Selam. Bir dakika. Benim kaçırdığım bir şey mi var pardon? Hı. Karakterimi öldürdüler. Seraycığım bu bizler için yeni bir haber değil. Var mıydı haberin? 1992'den beri. Ay yaşadıklarıma inanamazsınız. İnanamazsınız. Çok zor zamanlar geçiriyorum. Kapımın önünde mi uyuyorlar, ne yapıyorlar anlamıyorum ki. Bir adımımı atıyorum dışarı. 20 kamera, 30 mikrofon. Hemen dibimde. Ah Deniz'a yaktı beni. Bir şey soracağım, siz niye hepiniz böyle sessiz susuyorsunuz? Anlamadım ki. Hadi şimdi beraber bir şeyler bulalım. Biri bir fikir atsın ortaya. Sonra birlikte bir şey yapalım. Beyin fırtınası. Hah, beyin fırtınası. Hadi, hadi bana yardım edin. Ya. Bir dakika, bir dakika. Sus, bir kelime daha etme. Hiçbir şey bilmiyorsun çünkü. Bu kadın ne yaptı biliyor musun? Bilmeyenler için söylüyorum. Bu kadın Mine ile Dile'yi evinden kovdu. Hem de neden? Neden? Sırf sana yardım etmek istedikleri için. Heh, ben de işte o yüzden yani bana yardım etmek istedikleri için. Etsinler diye ikinci bir şans vermek istiyorum. Evet. Pes artık ya. Seray gerçekten pes. Yani eskiden neysen yine osun. Tabii düşünmen lazımdı. Yani ihtiyacın olduğunda arayacağın tek arkadaşların biziz. Tamam ya. Yani, bir takım sorunlar oldu aramızda. Ama sen bizi evinden kovana kadar seninle bir sorunumuz yoktu bizim. İyi o zaman tamam. Bir tekme de siz atın bana. İnsan önce bir adam gibi özür diler Seray. Ben özür dileyeceğim. Ben niye özür diliyorum? Ben acaba niye özür diliyorum? Ben hiç anlamış değilim yani. Bu kadın geldi, beni ellerimden tuttu, kelepçeledi. Üstüme bir kova su döktü. Ben şimdi özür diliyorum. Yok ya. Ay tuhafsınız siz ya. Anlamadım ben. Yardım edin diye geliyorum, yardım edelim diye geliyorsunuz. Sonra şimdi bu yaptığınıza bak. Ben hiçbir şey anlamış değilim yani şu tavırlardan. Ayrıca pişman da değilim. Dediklerimin arkasındayım. Ha değil misin? Değilim. Tamam kalk. Kalk. Ne yapıyorsun kız? Kalk yürü. Yürü. Hadi yürü. Ben deli manyak. Çık git evinden. Çık. Tamam. Dur. Bir dakika dur. Tamam. Ben kendim giderim. Hiçbiriniz de umurumda değilsiniz. Benim de sanki size çok ihtiyacım vardı. Çıkarken kapıyı kapat. Doğalgaz faturasını ben ödüyorum. Araması için 2 saat veriyorum.